Herkese iyi akşamlar. Bugün Beautiful Soup, Selenium ve Request modülünü kullanarak eksi sözlükteki entrileri toplu bir şekilde nasıl elde edebiliriz? Bununla ilgili bir e, video hazırlamak istedim. Şimdi ben e, scriptimi hazırladım, çalışıyor. İlk önce size bu scriptte neyin ne olduğu konusunda bir fikir vermesi açısından küçük bir video çekeceğim. Eğer e, zaman bulursam yarın veya ondan sonraki gün bütün aşamaları gösteren sıfırdan bir video daha hazırlamayı düşünüyorum. Şimdi e, ekşi sözlü hemen hemen hepimiz biliyoruz. İşte birçok konuda birçok entry var. Ben şimdi merak ettiğim şey şu acaba ben buradan istediğim bir başlığın bütün entrilerini alabilir miyim? Şimdi bunu yapmak için şöyle bir e, script hazırladım. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce neyin ne olduğunu konuşmak istiyorum. Bakın bu time modülünü import ettik. Bu yapacağımız iki request arasına birazcık zaman koymak için kullanacağız bunu. Çünkü eğer sayfa tam yüklenmeden biz oradaki bir bileşeni bulmak istersek hatayla karşılaşabiliriz. O yüzden time modülünü import ettik. Arkadaşlar request Buna kısaca request diyorum arkadaşlar. Requests demek biraz beni zorluyor. Request modülünü import ettik. Bu da e, işte entry'lerin kaç sayfada bulunduğunu gördükten sonra ayrı ayrı sayfalara request gönderip yani bir daha tarayıcı açmadan sayfalara bağlanmak için kullanacağım modül. Arkadaşlar beautiful soup sayfanın kaynağını aldıktan sonra e, onu parse ederek e, istediğimiz etiketlere, istediğimiz içeriklere ulaşmamızı sağlayan bir şey. Bunu o yüzden import ettik. Ve arkadaşlar en son Selenium. Selenium da arkadaşlar aslında request gibi çalışıyor. Yani o da bir sayfaya request atıyor. Ancak bu gözle gördüğümüz bir Chrome tarayıcısı açarak bu işi yapıyor arkadaşlar. Request bunu açmadan tamamen arka planda olayı gerçekleştiriyor. Şimdi ikisi birden neden var size onu göstermek isteyeceğim istiyorum pardon. Şimdi ilk önce arkadaşlar programımız açıldığında hangi başlığı aramak istiyorsunuz diye soracak bizden bir girdi bekleyecek. Şimdi buraya bir URL girdim ekşi sözlük diye ve şu satır arkadaşlar webdriver.chrome bu Chrome tarayıcısını başlatacak arkadaşlar. Bunu biraz konuşurum diye koydum. 3 saniye bekleyecek. Ondan sonra browserımız yani bizim Chrome tarayıcımız girmiş olduğum adrese girecek. Şimdi niye böyle bir şey yaptım onu söyleyeyim arkadaşlar. Selenium'a niye ihtiyaç duyduk? Siz buraya bir başlık yazıp getir dediğiniz zaman sadece yazdığınız başlık değil. Şurada bakın biraz küçük olabilir okuyamayabilirsiniz ama 651 478 yazıyor yani bir ID gibi bir numara da olayın içine giriyor. Dolayısıyla ben o numarayı bilmeden request gönderemem. O yüzden benim fiziki Chrome tarayıcım açılacak, bu sayfayı yükleyecek ve hemen geri dönüyorum. Sayfayı yükledikten sonra e, şu olacak arkadaşlar. E, şöyle söylüyorum. Evet ilk önce ...giriş alanını bulacak arkadaşlar. Yine tarayıcım da... ...XPET yardımıyla arkadaşlar... ...yani XPET'i bu olan... ...şöyle bir şey... ...bunu nasıl yapıldığını göstereceğim... ...detaylı videomuzda. XPET'i bu olan... ...giriş alanını bulacak. Orası bizim için şu metin kutusu oluyor arkadaşlar. Burası. Ondan sonra aynı şekilde... ...onun yanındaki getir büyüteç düğmesini bulacak. Sonra... Burası arkadaşlar benim o metin alanına girdiğim başlığı gönderecek. Ondan sonra düğmeye tıklayacak. Sonra arkadaşlar benim artık başlığım gelmiş. Mesela ben buraya selenyum yazdım. Selenyum gelmiş olacak. Ondan sonra bakın burada bir şey var. URL dediğim şey browser.currentURL yani o anki adres ne yani siz bazen dikkat etmişsinizdir bir adres yazıyorsunuz sayfa yükleniyor o esnada adres değişiyor mesela burası sonradan geliyor bunu biz kendimiz yazmadık dolayısıyla arkadaşlar o adresi de aldık ondan sonra bu da sayfanın kaynağını aldı işte arkadaşlar aslında request de aynı işi yapıyor ama Burada bu adrese ihtiyacımız olduğu için bu kısmını Selenium'la yaptık. Sonra burada arkadaşlar, burada aldı, yaptığımız şey, e, aldığımız sayfa kaynağını Beautiful Soup'a verdik ve HTML Parser ile bunu parçalamak istediğimizi söyledik. Şimdi arkadaşlar ilk yapmak istediğim şey şuydu, acaba bu entriler kaç sayfaya yayılmış? O yüzden burada page count diye bir şey oluşturdum. Şimdi bakın burası birazcık karışık görünüyor farkındayım. Yani bunu böyle söylemem birazcık zor olacak ama e, detaylı videoda daha iyi anlatmaya çalışacağımı düşünüyorum. İlk önce arkadaşlar o oldukça zormuş. Evet bu kısmı detaylı videoda konuşalım arkadaşlar. Bu kısmı detaylı videoda konuşalım. Ancak şunu söylemek istedim. Burası arkadaşlar aslında Baktığım zaman bu sayfalar mesela burada 5 tane. Bunların her biri aslında HTML'de bir etiket. Onlara karşılık gelen etiketleri kaynağı inceleyerek buldum. Burada yaptığım şey de kabaca o etiketten kaç tane var onu bulmak. Buradan dönen sayı benim sayfa sayım olacak. Ancak ancak eğer birden fazla sayfa yoksa yani 2 3 orada o açılır menü hiç görünmüyorsa hatayla karşılaşacağız. O yüzden o hatayı da burada yakalıyorum ve eğer o hatayla karşılaşıyorsam demek ki birden fazla sayfa yokmuş diyorum. Sayfa sayısını da 1 olarak ayarlıyorum. Bu kendim için koyduğum bir şey arkadaşlar. Şu printin burada bir önemi yok. Çalışıp çalışmadığını görmek için. Sonra sayfa sayısını aldık. Burada arkadaşlar headers diye bir şey var. Arkadaşlar bu headers dediğimiz şey bir web sitesine bağlandığımız zaman tarayıcımızın bizimle ilgili göndermiş olduğu bilgiler. Bu niye var? Neden gerekli? Eğer arkadaşlar siz bunu request modülüyle göndermezseniz parametre olarak web sitelerinin kimileri hatta büyük çoğunluğu sizin bir bot olduğunuzu anlıyor ve bağlantıyı reddediyor. O yüzden ben bunu da göndereceğim. <laughs> Affedersiniz. Sonra şimdi arkadaşlar kaç sayfa olduğunu bulmuştum. Burada yaptığım şey bütün sayfalar için bütün sayfalar için yani birinci sayfadan başlayacak range en son sayıyı almadığı için mesela 10 sayfa varsa burası 11 olacak arkadaşlar. Bütün sayfalar için bakın şöyle bir şey yapacağım. Request.get aslında bu benim Selenium'da da yapabileceğim bir şeydi. Yani browser.get de yapabilirdim. Ama her seferinde bir Chrome tarayıcısı açılmasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu request ile halledeceğim. Önce sayfanın adresi olacak. Arkadaşlar bakın şu soru işareti P ve eşittir sabit. En sonunda da sayfa sayısı ekleniyor. O yüzden o yüzden arkadaşlar URL'ime soru işareti P eşittir'i ekledim string olarak. Artı dedim. Kaçıncı sayfadaysam i ile onu ekledim. Tabi onu da string'e çevirmem lazım. Ve burası benim sayfamın adresi oldu. Ve ben o sayfaya bir request attım. Oradan bana bir response döndü. Bu dönen response'un içinde arkadaşlar bir durum kodu var. Yani mesela başarıyla bağlandıysam 200 olacak. Eğer beni reddettiyse 403 olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ya 404 de olabilir. Oradan bana response'un içinde content ismiyle arkadaşlar sayfanın HTML içeriği de dönecek. Dolayısıyla ben de bunu yine az önce yaptığım gibi beautiful soup'a verdim ve bunu yine HTML parser ile parçalamak istediğimi söyledim. Sonra e, detaylı olarak yine yapacağım ancak şunu söyleyebilirim arkadaşlar burası tam orayı seçemiyorum arkadaşlar zor oldu bakın şuradan. Tülin Şahin yazan yerden yazarın isminin sonuna kadar burası aslında bir div arkadaşlar. Onun içinde entrinin bulunduğu kısım ayrı bir div etiketi. Div etiketleri arkadaşlar bir nevi container gibi yani çerçeve gibi düşünebilirsiniz. Bu alttaki divin ismi de arkadaşlar footer'dı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi benim burada yaptığım şey İlk önce diyorum ki bütün div etiketlerini bul yalnız klası content olanlarını bul. Bu bana entry'lerin bulunduğu bütün divleri getirdi. Sonra her bir entry için yani her bir entry içeren kutuyu düşünün aslında arkadaşlar. Entry'nin metnini alıyorum. Bunu ekrana yazdırıyorum. Ondan sonra footer dediğim şeyde aynı divin içindeki bir sonraki eleman o da arkadaşlar klası da footer olan bir şeydi. Klası mı footer'dı yoksa footer etiket miydi hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Dediğim gibi bunu detaylı olarak yaparken yapacağız. Ama sanıyorum ki bu bir etiket. Footer isminde bir etiket varmış. Onu buldum. Sonra onun içinde arkadaşlar iki tane A etiketi var. O iki tane A etiketi bakın buraya da tıklanabiliyor. O yüzden bir A etiketi bu. Bir A etiketi de bu. Bize iki elemanlı bir dizi döndü. Ben onun ikinci elemanını yani sıfır ve birinci indeksindeki elemanı istiyorum. Orası yazarın ismi. Onun da metnini alıyorum arkadaşlar. Onu da ekrana yazdırıyorum. En sonunda da arkadaşlar ikisinin arasında boşluk bırakabilmek için 100 tane yıldız koyuyorum. En sonunda da bu açtığım tarayıcıyı bir tane krom açmıştık hatırlarsanız. Burada da onu kapatıyorum. Aslında bunu daha önceden de kapatabilirdik. Yani herhangi bir problem olmaz. Şimdi bunun çalışıp çalışmadığını beraber görelim arkadaşlar. Çalıştır diyelim. Hangi başlığı aramak istiyoruz? Oradaki başlığımız olsun. Selenium diyelim. Şimdi Biraz bekleme koymuştuk. Evet düşündüğümüz gibi tarayıcımız açıldı. Ekşi sözlüğe gitti. Bakın orada öyle bir numara yok şu an. Şimdi buraya Selenium yazacak. Onu bekliyoruz. Evet bakın Selenium yazdı. Şimdi getire tıkladı. Bakın adres değişti fark ettiyseniz. İşte bu bizim sonradan aldığımız adres. Aslında Chrome tarayıcısını sırf bu iş için açmıştık. Ve arka planda arkadaşlar dediğim gibi bundan sonraki süreç requestle e, e, söyleyemedim özür dilerim requestle ilerliyor. Yani her seferinde bir daha bir tarayıcı açmıyoruz ve bakın şu an sıfır koduyla bitmiş. Yani başarılı bir şekilde programımız tamamlandı. Doğru mudur, değil midir? Onu bir kontrol edelim arkadaşlar. Mesela ilk önce şuna bir güzel bakalım. Şu beşe takılmayın. Bu yine benim araya yazdığım bir print herhalde. Kaç sayfa olduğunu gösteriyor sanırım. Şimdi gelelim Selenium'a. Beşinci sayfasına gidelim. Mesela en son entry'e bakalım. Bu entry Selenium ile oluşturulmuştur diye bir şeyler yazmış. Yazarı da değişik isimli birisi. Bakalım en aşağıya gidiyorum. Evet bu entry Selenium ile oluşturulmuştur. Yazarı da o değişik. Bir de ilkine bakalım. İlk 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 Sanıyorum ilk entrisi Selenium Residence diye bir bakınız. Bakalım. İlk entriye bakalım. Evet bakınız ilk entrisi Selenium Residence diye. İşte arkadaşlar bakın programımız düşündüğümüz şekilde çalışıyor. Entry'lerin arasında yıldızlar var. Tabi bunların bazıları oldukça uzun. Bunları arkadaşlar ben konsola yazdırdım. Sadece denemek için yapmıştım zaten. Siz isterseniz bir Metin dosyasına da yazdırabilirsiniz, CSV file'a da yazdırabilirsiniz. Artık nereye isterseniz, o nasıl kullanmak istediğinize göre değişecektir. Umarım arkadaşlar ilginizi çekmiştir. Dediğim gibi bunun için daha detaylı adım adım giden, yani yaptığım hataları bir kere daha yapacağım bir video da hazırlamak istiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.